raporlama bir üst solunum yolunun bir direnci. Evet. O havayı tıkayan bir şey var ve o alt solunum yoluna geçerken orada bir dirençle karşılaşıyor. O hava geçemiyor. O yüzden horlama ortaya çıkıyor. Bunun belli başlı nedenleri var ama birinci neden kilo. Kilo fazlalığı. Kilosu normalin üzerinde olan kişilerde horlama daha fazla. Ve kilo verdikçe rahatlanıyor zaten. İkinci neden mekanik darlıklar. Bu ne olabilir? İşte burnunda eğrilik olabilir, et olabilir, boğazında işte dil kökü büyük olabilir. Yani orada veya kitleler falan olabilir ayrıca. O ayrı bir nadir görünen şeyler ama orada kitle, kist, tümör gibi şeyler de horlama yapabiliyor. Biz tabii ilk etapta hastayı bir görüyoruz, muayene evet. ediyoruz. Burnunda bir problem var mı, yok mu, cerrahilik bir şey var mı, yok mu ona bakıyoruz. Eğer bir şeyi yok, hasta biraz kilolu veya değil ama işte boğazında da çok bariz bir problemi yoksa uyku testine gönderiyoruz zaten. Uyku testinin sonucuna göre bir gece hastalar yatıyor uyku laboratuvarında. Onun sonucuna göre hafif, orta veya ağır derecede bir horlama veya apne dediğimiz uykuda nefes durması gibi bir sıkıntı varsa ona göre cerrahi artı bazen CPAP dediğimiz bir makine cihazla uyuyabiliyorlar. İşte, aşamalarına göre tabii, mi? Tabii aşamalarına göre. Mesela sadece şeyi de söylemeyi unuttum. Tabii yaş da ilerledikçe yumuşak damakta ve de sarkma oluyor. Küçüklüğünde sarkma oluyor. Biz buna işte o şeylere testin sonucuna göre eğer sarkma varsa o yumuşak damağı yukarı çekiyoruz. Cerrahiler yapıyoruz. Hem bazen CPAP kullanmasına gerek kalmıyor. Apneyi durdurabiliyoruz. Uykuda nefes durması varsa yapıyoruz özellikle bu cerrahiyi. Veya o cihaza bağımlılığı azaltabiliyoruz. Çok yüksekse bazen bu cerrahilerle orta hafif dereceye düşürebiliyoruz şeyi, şiddetini. Ama tabii horlama, işte uykuda nefes durması dediğimiz bu olaylar vücudu yoran, kalbi yoran şeyler. Tansiyon hastalığına da neden olabiliyor. Kalp büyümesine, işte kalp rahatsızlığına da neden olabiliyor. Çünkü uyku konforunu da bozuyor. İşte hasta geliyor, direkt zaten tarifliyor. Ya gündüz uyukluyorum diyor. Çünkü gece uyuyamıyor. Gece sürekli uyanıyor, sürekli dönüyor, sürekli horluyor, nefesi duruyor. Bu sefer araba konulanırken uyuklayabiliyor. Allah korusun. Eğer tabii. Çok dikkatli bir iş yapması gerekirse iş kazalarına yol açabiliyor. O kadar ciddi boyutu da var. Aynen öyle. Evet. Yani öyle bir boyutu var. Eğer hastanın çok ağır derecede şikayetleri varsa mutlaka bunun için doktora başvurması lazım. Hem yaşam kalitesi hem uyku kalitesi bozuluyor zaten.